Bunlar nedir Bora Bey? Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar nedir? Bu, bu nedir? <gülüyor> <gülüyor> bu bu korkutuyor biraz. Bu daha makul. Evet, bu, bugün e, diş tedavilerini sıklıkla kullandığımız şey hayat kurtaran implantları biraz konuşacağız. Ama onlar ha. dişe mi giriyor? Korkutmayalım. Bu sadece Ama sen anla... diyorsun bu nedir bu nedir, <laughs> diye, e nedir? diye ben çünkü korktum neden? yani. Nedir çünkü nedir implant ne genelde implant evet eyvah, korkuyorum vesaire denir. Ama aslında hayat kendisi. kurtaran eğer dişiniz yoksa yerine tek geçebilecek Ürün değil mi? Şu kesinlikle, anki koşullarda. Evet, Şimdi sözü size devredebilirim. Ben alayım onları bu sizden. Nasıl hayat kurtarır? Tabii. Bunu kaybettiğiniz zaman, dişi kaybettiğiniz zaman... ...bu boşluğu bir şekilde doldurmanız evet. gerekiyor. Çiğneyebilmeniz için değil mi? Çok doğru. Bunun eski teknik olarak yöntemi şuydu. Yandaki dişi... ...diğer tarafındaki dişi küçült... ...üzerine şöyle bir... ...köprü protezi yap. Evet, muhteşem. Evet, hep evet. bildiğimiz köprü. Evet. Yani bir diş... Kaybedince aslında 3 diş kaybediyoruz onu yapmak evet. için. Bu bugünün e, teknolojisinde alternatifi de olduğu için acımasızlık. Evet. Dişin sağlam yüzeyini yok etmeniz demek. Görüyorsunuz bu boyuttaki bir diş <laughs> bu kadar küçülmüş çok oluyor. yazık. Normalde bir Çabuk. tane için 3 taneyi götürüyorsunuz. Evet. evet. Ve, aynı soru-cevap gibi yani. Evet. Ve bunun ömrü belli. Bu sefer evet. bu dişinizi hiç kaybetmeyecekken, 10 evet. sene sonra bunu da kaybeder duruma geliyorsunuz. Evet. E ayrıca bunun hijyeni sağlamak zor değil. Biz dişler tek tek yaratılmış. Yani hiç böyle birlikte bir Köprü olmak değil. zorunda Köprü değil. Köprü yaptığınız zaman alttan bunu temizlemek için ekstra çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ve hiçbir zaman dört dörtlük temizlemiyorsunuz. Evet. Diş eti problemi başlıyor. Kötü koku başlıyor. İşte ağız hijyeni bozulduğu için diş eti çekilmeleri başlıyor. Hı hı. Siniri problem oluyor. Diş küçültüldüğü için. Haliyle bugün artık ya yani bugün dediğim hani uzun senelerdir ee, bu tür durumlarda kullanılan implantlar. Alternatifsiz yani artık halkta da, insanlar da çok dünyanın her yerinde çok fazla Kullanım bilinçlendiği mi? için evet. ay ben köprü yaptırmayayım dişime hiç dokunmadan bunu nasıl da bakıyor. Ee, doğal olarak bugün e, bu tür durumlarda yaptığımız şey kemiğe eksik dişin olduğu yere şu şekilde implantı yerleştirmek. Evet burada... bu... Çene kemiği dediğimiz yere mi giriyor? Evet, dişin çekildiği boşlukta Boşluğa. kemiğe iyileşme olduktan sonra veya çekimle beraber aynı evet. anda implantı koyuyoruz. Burada şeylere rica ediyorum, lütfen böyle korkmayın. Kesinlikle hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Evet. Onu bir kere söyleyeyim. Evet, uygulama kısmını da gerçekten hasta ne hissediyor, hissediyor mu? Onu da mutlaka vurgulayalım. Şimdi kemik Hissedilmiyor değil mi? Ben şimdi böyle söyledim de. Hatta şöyle söyleyeyim. Diş çekiminde yapılan anesteziye göre daha basit anesteziler yapılır implantta. Çünkü uyuşturmak çok daha kolaydır. Sinirle alakalı bir problem yoktur. Kemiyi uyuşturmak, için küçücük iğnelerle implantı yapmak ağrısız mümkün. Yani zaten implant yapılırken ağrı varsa bir terslik var demek. Ya anestezi seçimi yanlış ya doğru yere yapılmamış. Ya işte belli... işte bu önemli evet, ağrı varsa yanlış bir işlem evet, yapılmış şeyler demektir. Hiçbir şekilde acı gidiyorum. hissedilmiyor bu uygulamada. Evet, evet. Evet. Belki işte 3 saat sürüyorsa ikinci saatte biraz bir şeyler hissetmeye başlarsın. Ama yapıldıktan sonra anestezi tuttuktan sonra çalışırken hasta bir şey hissediyorsa Hı -hı. bir ihmal var orada demektir. Veya bir olmaması gereken bir boşluğa bir sinire var. dokunuyorsun demektir. Yoksa acıması mümkün değil. Sonrasında... Evet bu boşluk tabii ki dediğim gibi bazen Dişi çekip hele burada çıkarttığımız gibi böyle tek köklü bir dişse evet. çektiğimiz seansta hemen implantı yapabiliyoruz. Niye? İmplant da silindirik bir yapıda ve tek köklü dişin kökü de silindirik yapıda. Evet. Aynı anda implantın boşluğun diş e, çekilen dişin boşluğuna implantı koyup kemik tozlarıyla oraya etrafını doldurduğumuzda evet. hemen 1,5-2 ay sonra oraya diş yapacak duruma getirebiliyoruz. Aksi halde büyük diş çekildi diyelim. Implant yapacak kemik yok. Kist vardı bir şey vardı. Evet. İyileşmesi için bir bekleme süresi var 2-3 ay. Evet. Ondan sonra oraya implant yapıp 2 ay sonra dişi koyacak duruma geliyoruz. Ee, çoğu zaman kemik iyi olduğunda hiç dikiş atmadan implant yapılma şansı da var. Yani bu hmm. olasılık çok yüksek hatta. Ama çekimden sonra çok uzun süre beklememesi gerekiyor. Yani maksimum 2-3 ay içerisinde. Karar verip, e, karar verip hemen yaptırırsa dikiş atmadan implant yapmak. Yani bir çok an önemli. önce yapmanın e, faydası olduğunu. Neden biliyorum. çok önemli evet. bu? Çok önemli soru, tabii, önemli tabii. bu. Çünkü tabii. bu dişler şimdi implant yapılmadığı zaman e, boşluğa doğru kaymaya başlıyorlar. Evet. Devriliyor diş. Böyle kendi evet. köküyle gelse keşke şu şekilde hiç sorun yok. Ama böyle bu tarafa doğru eğilerek devri, eğilerek geldiği zaman burasında bir gen. Cep oluşuyor. Evet. evet. Yemek artıkları bu sefer buraya doluyor. Oraya doğru oluyor. ağrı. Ve bu dişin Çöz normalde ya. iki dişin çiğneyici yüzeyi şöyle birbirine temas ederken bu devrildiği için artık temas da bozuluyor. Nokta temasları başlıyor. O nokta temasları o bölgedeki ekleme binen yükü arttırıyor. Bu sefer eklem rahatsızlığı başlıyor. Zonklama Seri başlıyor. Seri bir şekilde Değil bir mi? sürü zorluk başlıyor. Küçük He. bir ihmal. He. Yani önüne geçmek için seneler vermeniz gereken büyük şeylere dönüyor. Büyük şeyler. Bunun bunları da yani genel sağlık problemlerini katmıyorum. Çünkü tek taraflı çiğnemek, çiğnemeden yutmak, sindirme kötü etkisi, evet. gastroenter intestinal problemlere dönüşmesi bunlar ayrıca kötü tarafları. Ben ağızdan bahsediyorum sadece. Üstteki diş karşılığındaki diş bu boşluğa doğru uzamaya başlıyor. Kemik inceliyor. Kemik inceldiği zaman artık oraya implant yapmak için implantla beraber kemik operasyonu olması gerekiyor. Yani Hı. Bir tane basit implantı yapmak 5 dakika, maliyeti İken. de birken, maliyetini 2'ye çıkartıyorsunuz. Evet. Zorluğunu 3'e çıkartıyor, 3 katına çıkartıyorsunuz. Ee, yani başarı oranını da %10 düşürüyorsunuz. Düşürüyorsunuz. Yani diş kayıplarında hızlı bir karar almak en evet. önemlisi önemli. ve evet güvenilir bir diş hekimine gitmek çok evet. çok önemli. Evet. Peki, bir seferde ya da devam edeceğim bir şey varsa lütfen. Yok, evet. işte implant merak evet. ediyor kişiler. İşte implant böyle kemiğin içerisinde böyle duruyor. Bunun üzerine abutment dediğimiz tamamen yapılan implanta özel parçalar veya kişi özel Hı -hı. üretilen parçalar. İmplant dediğimiz şey kemiğin üstüne Kem konan kemiği şey mi yoksa o, o vida mıdır? İmplant kemiğin içerisinde Çok az o. önce yerleştirdiğim evet. parça. İmplant o mu? O. Evet. evet. Bundan sonrası artık dişle üzerine yapılacak porselen, porselen dişlerle. Diş. Şimdi evet. Evet. Bu parçanın üzerine de implanta uygun laboratuvarın yaptığı diş takıyorsunuz. Diş dizaynını yapıyorsunuz. Peki tek seferde kaç tane implant e, ağza ağza öyle bir öyle Var bir, sınır, mı bir yok. sınır? Hiçbir sınır yok. Eğer hastanın sistemik problem buna izin veriyorsa, kanama problemi yoksa devam. Yani bütün dişlerini çekip aynı anda bütün dişlerinin yerine tabii ki yapmıyoruz implant ama e, bütün ağza implantları yapmak mümkün. Yani biz şimdi ama mesela kaplama koymuş kaçı. Şöyle bak bir soru geldi de affedersin Hı -hı. çok sözünü evet. kestim. Unutma lütfen. Tamam. Diyor ki aynı gün çekildi. Hı -hı. Aynı gün implant yapılabiliyor tabii, mu? Tabi tabi. Çünkü Hadi. öyle e, bunu tercih zaten. Bunu evet. ediyoruz hatta. E, çünkü hemen yaptığınızda e, ilk 3 ayda çekimden sonra bir kemik erimesi olur. Evet. %30 civarında bir kemik kaybı evet. olur. Hemen çekip implant yapıp orayı desteklerse o kemik kaybı %10'a düşer. Çünkü zaman artık en kıymetli Çok şey. Kıymetli. E, herkes bir an önce e, onu yapıp çıkmak evet. istiyor. Tabii. O yüzden evet. bunu size sordum. Evet. 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 E, daha ileri şeylerinde mesela bütün dişlerini kaybetmiş kişi ya da evet. aynı anda çekilmesi gerekiyor. Evet. Dört ee, tane implant yapılarak aynı gün, tabii bunun bir planlama çerçevesinde olursa ancak mümkün Hı -hı. bu, dişler çekildi. Dört evet. tane veya altı tane implant yapıldı evet. tek çeneye. Ee, geçici dişler hazırlanıp dişsiz gelen hastayı sabit, vidalanan dişlerle implant destekli çıkartmak mümkün artık. O zaman Çok önemli. Yani ciddi önemli. travmalar sonrasında tek günde yapılabilen bir, evet. tabi dişi kalıcı dişi olmuyor. Tabii ama ay sonra kalıcı diş yapıyor. Dişsiz kalmıyor. Dişsiz kalmıyor. Takma Peki, çıkma Peki Sayın bir şey Bora Bey, e, çok özür dilerim hocam. Çekildi. E, Baya bayağı bir zaman geçti üzerinden. Tekrar oraya implant yapılabilir mi? Evet, yapılabiliyor. Eee evet. işlemin şanslıysa, kemik kaybı çok değilse, hı hı. E, cerrahi ...kısmı yine kolay oluyor. Ee, bu sefer dokuyu açmak gerekiyor. Gerekli küçük kemik tozu uygulamaları... ...membran biyomateryal uygulamaları hı hı. ile orası toparlanabiliyor. Gerekirse diş eti, grefti konuluyor. Ee, ama kemik kaybı çok ileriyse... ...yani şöyle söyleyeyim dişi çektik... ...birinci çekimden 3 ay sonra kemik bu kadar oldu. Hı hı. Bir sene sonra biraz Üçüncü. daha gitti. İki sene sonra iyice gitti. Üçüncü sene, dördüncü sene, beşinci tabii. sene... Yok oldu. ...böyle bıçak sırtı gibi... Evet. ...incecik bir kemik kalıyor. Şimdi bu duruma geldiyseniz geçmiş olsun. Yeterli olmuyor tabii İşiniz ki. var. İşimiz var, işiniz var. Paraya da ihtiyacınız daha çok var demek. Evet. Neden? Yani o zaman diş çekildikten sonra hemen orayı yaptırmazsak kemik inceliyor, durma kapanıyor orası. İnceliyor. Hemen. Hele bir de çekilen boşlukta siz takma çıkma bir protez kullanıyorsanız evet. o protezin vurmasıyla Baskıysa. bu süreç çok hızlanıyor. Bu noktaya geldiğinde kemik bıçak sırtı gibi olduğunda ne yapabiliriz? Evet. <laughs> Çenenin başka yerinden evet. kemik alıp bu kemiğin dışına vidalayıp bu kemiği kalınlaştırıyoruz. Evet. Önce bu işlem. Evet. 5 ay bekle evet. iyileşsin. İyileşmeme ihtimali var. Dokunun açılması ve o kemiğin kemikleşmeme ihtimali var. Evet. Daha sonra oldu diyelim her şey. 5 ayın sonunda açtın. Bu vida kemiği vidaladığın vidayı çıkartıyorsun bu sefer. Elinde kalın kemik var. Oraya az önce yaptığım gibi basit bir şekilde Aynı implant teknikle. yapıyorsun bitiyor. Ama Peki sadece azı zor. mi ön dişlere de uygulanabiliyor mu implant? İmplant aslında tabii ki bütün dişlere uygulanıyor. Hatta ön dişlerde ekstra önemli. Çünkü söylemiştim ya kemik erimesi evet. oluyor diş çekiminden sonra. Kişi dişini kaybettiyse o kemiğin erimesini de implant engelliyor. Kemik erimesi bana çok böyle enteresan geliyor Yani kemiğin erimesinin yani orada tamamıyla o bu mesela şu anda sıralı dişlerimiz var. Aradan bir tanesini çektiğimizde belli bir zaman oraya müdahale etmediğimizde kullanılmamış oluyor. Çok kötü bir durum. Evet. Yani evet. o zaman buradan herkese söyleyelim lütfen ihmal etmeyin hemen yapılıp anında e, sonuç almalısınız yoksa aksi takdirde ilerleyen zamanlarda çok büyük sorunlar yaşayabilirsiniz peki numara istiyorsunuz ekranlarda var efendim e, telaş yapmayın lütfen 0 536 610 0860'tan hocama ulaşabilirsiniz hocam bu çok ilginç bunlar e, çok dikkatlerini çekti belli ki gelen sorular var ama Seyhan evet, hadi bakalım ne tabii soracağım ki, ne hemen? Evet. implant alerjisi diye bir şey var mı yani titanyum alerjisi çok zor görülen bir alerji var. Ama oranı benim en son literatürde takip ettiğim binde dört. Yani çok 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 zor bir olasılık Hı -hı. bu. Bu evet. yani ben benim başıma gelmedi ki senede bilmiyorum söylemem doğru mu ama bin, bine yakın implant yapan 10 senedir de bu düzende çalışan bir ekibim. Karşılaşmadınız hiç. Yani benim başıma gelmedi. Etrafında arkadaşlarımın başına gelmedi. Dünyada örnekleri var. Peki e, kullanım süresi bir implant yaptıran kişi Ömür boyu hiç sorunsuz devam edebiliyor mu? Eğer ağız hijyen kurallarına düzgün uyuyorsa, e, diş hekimi kontrolüne sık sık gitmesi hı -hı. gerekiyor ve gidiyorsa, diş sıkma problemi var ve bunun tedbirini aldıysa evet e, kullanabilir. Yani implantın bugün bildiğimiz ömrü 30-40 sene. Tamam bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Tam burada virgülle devreye giriyorum. İmplantın da garantisi var mı? Çık, yaptın implantı, gittin Almanya'ya, Almanya'da implant düştü. Ben Onu öyle bir garanti var benim mı? Benim bildiğim yoksa eski... öyle bir garanti oluşturalım şimdi var var <laughs> vardır var. hatta var var, burada var, sizden ricam özellikle de neye dikkat etmesi gerekiyor hastaların yani bir implant seçiminde doktor tamam implant yapacağım dediğinde ben ne sormalıyım? Bir dakika nereden alıyorsunuz sertifikası var mı ne kullanacaksınız diyebiliyor muyum? Şimdi Tabii, sertifika doğru. kısmı önemli. Bu sertifika için. olarak mı? Garanti bir nevi sertifika olarak mı? Firmanın geçiyor? yani o evet. imkanın orijinal olduğuna dair bir sertifika Evet genelde biz veriyoruz hastalara. Bravo. yani Bunu Bravo. E, yapmak lazım çünkü e, bir de benim başıma belki bir şey gelecek belki kliniğim kapanacak. Evet. O hastada ben ömrünün sonuna kadar kalacak implantın bütün özelliklerini ona vermem lazım. Evet Bize öyle hastalarda çok geliyor. Ya evet. ben implantımı yaptırdım bir yerde ama ne olduğunu bilmiyorum. Buraya diş yapar mısınız? Yaparım evet. ama bana her implantın iç dizaynı, hex yapısı, Tabii. parçaları, genişliği, kalınlığı hepsi çok farklı. Anahtarı, vidası. Benim onları yapabilmem için onu tekrar temin edebilmem lazım. Tamam mı? Markasını bilirsem temin edebilirim. Ama bilmediğim zaman olmuyor. Araya şey doktora ulaşamıyor. Evet. Kapanmış. Adını unutmuş. Yaşlanmış. Evet. Ölmüş doktoru. Yani haliyle bunu gerçekten kasada benim implant bilgilerim bunlar diye saklamak lazım. Gerçekten evet. bir gün ihtiyacınız oluyor ve bu sizin için günlere mal olabilir. Yaptıramayabilirsiniz. Yani o zaman zaten. bir nevi hasta size geldiği zaman. Ha, o işlemi yaptıktan sonra hayatının bütün garantisini almış oluyorsunuz gibi düşünebilirim yani. Evet. Hani devam ettiğiniz sürece hastaneniz devam ettiği sürece o e, olayla ilgili bütün dişinin kontrolü tamamıyla e, sizde oluyor. E, tabii, tabii tekrar tabii. müdahale gerektiğinde tabii. diğer Size başka bir kişinin bunu görebilmesi çok güzel, bilmesi bu çok lazım. bu işin pasaportu. Evet, çok pasaport çok önemli. Bir sorunuzun birinci cevabı tabii. bu. Tabii. Evet. Ee, i̇kincisi e, siz implant yaparken nelere dikkat ettireceksiniz? İşte mesela doktor seçiminde evet. bu işte pratiği olup olmadığına emin Nasıl olmanız anlayacağım? lazım. Yani, yani bugün artık bunları anlamak bu kadar zor değil. Hı -hı. Yani sadece benim arkadaşım bunu da yaptırdı çok memnun demekle de olmuyor. Yani ben Kendimle alakalı çok geniş doktor çevrem olmasına rağmen hı hı. en ufak bir şeyimde birkaç kişiden görüş alırım. Oluyorsun. Hangisi bana daha çok mantıklı geliyor? Hangisi gerçekten güncel dünyayı takip ediyorsa o tarafa kayarım. Ya yani burada da diş konusu önemli ve vücudunuza dışarıdan bir şey yerleştiriyorsunuz. Evet. Yani yakın zamanda çıkmış işte meme protezlerinde e, bilmem kaç senesinde, bilmem ne markada konulan meme protezlerinde Kist yapma, kanser yapma durumları var. Hadi bunları sökelim oldu. Eyvah eyvah. Şimdi e, 40 senedir implant firması e, aynı implantı üretiyor ve hastalarında bir şey olmuyorsa bu evet. implant güvenilirdir. Hem öyle Tabii hem de mesela bu tarz şeyler çıktığında düşünsenize silikon yaptırmışsınız ne olduğunu bilmiyorsunuz. bilmiyorsunuz. E, Olacak mı, olmayacak Tabii. mı, yanlış bir şey mi takıldı? Tabii ki sertifika o yüzden çok önemli. Evet, evet. Ya yani şimdi bir şey yaşa... söyleyeceğim. Ee, bir şey, tam iyi yerden geldin. Silikon dedin de geçen gün Bülent abinin izliyorum yurt dışı çekimlerini. Mesela örnek veriyorum kalçaya. Göğüs silikonu takmış yani enteresan bir şey evet. yani nelerle karşılaşılıyor ee, bakar çok mısınız mağdur. çok dikkat etmemiz gerekiyor yani e, her şey çok önemli yani Maalesef. kullandığınız malzeme o yüzden e, düşünebiliyor musunuz bayanın göğsüne takılan silikon e, kalçadan çıkıyor. Çok enteresan hmm. ve e, o görüntü yamuk bir hale gelmiş ama bunu bilmeniz lazım. O yüzden kimle çalıştığınızı kimlerle çalıştığınızı Erhan Nacar'la şimdi programında hep açık ve düzgün bir şekilde en doğru e, kişileri karşınıza çıkarıyoruz. İşte dediğimiz gibi diş doktorumuz e, Bora Murat da bizlerle ve. Çok da güzel bir akıcı konuşması var. Çok da kısa zamanımız geldi. Aralara giriyorsam Seyhan biliyor. Seyhan sor bakalım. Başka evet ben vardı. anlıyorum <laughs> sona doğru. E, her yaşta uygulanabiliyor mu? Aslında en çok merak edilenlerden biri de çocuk grubunda. Travma sebebi dişini kalıcı dişlerinden birini Denişimini kaybedebilir. Gelişimini tamamlamamış çocuklara uygulanmaz. Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde uygulanmaz. Çünkü çene büyümesi devam ediyor. Sizin yaptığınız implant yeni çene, büyümüş çene de yanlış pozisyonda yer alır. Çenenin büyümesini de engeller. O zaman kemik kaybı gibi bir şey çocuk döneminde... ...olamıyor. Yani mesela dişini oluyor. kaybetti... ...bir aralık oluyor. var ve beklemek zorunda... ...18 yaşını belki. Oluyor tabii ki. Var böyle hastalarımız. Maalesef yapacak bir şey yok. Hmm. İşte. Onun için çocuklarınızın... Ben, ...diş sağlığına dikkat edelim. Dikleriz. Ben Aynen. sizi seviyorum. Biraz dik durursanız... ...sonra izlerken... E daha sonra youtube kanalımızdan Aha. bizi izlerken niye ben böyle kamburdummuşum yani değil. siz sonuçta uzun boylusunuz Bu da bizim maşallah ama maşallahınız var iyi. yani Baktan baba it gibi bir yani sağol, kalksak ben yani kaç bir metre kaçsınız Bir doksan. yani düşünün ben ...alıyorum yani <gülüyor> daha <gülüyor> daha... ama o büktüm büktüm olmanız normal yani evet, durabilirsiniz evet. sizin açınızdan yani gün siz teşekkür kendinizi izlediğiniz <laughs> ...o anlamla söyledim <laughs> efendim yine sorular alacağız son 10 dakikaya girdik efendim Bora Murat'la diş hekimimiz Murat Bey'e sorularınız varsa 0536-610-0860 60. şeker hastalığı. Tabi implantta da... diş implantı yapılır mı? Yapılır ama en çok sorulan sorulardan bir evet, tanesi evet. şeker yani Hangi, hastalıklarda, açarsın, implant hangi ya da? hastalıklarda implant yapılamıyor? Hangi hastalıklarda implant yapılamıyor? Kanser hastası ve aktif tedavi alıyorsa yapılamaz. Yapılamaz. Ee, i̇şte. İleri Şeker derecede hastası. osteoporozu var. Yani kemik, kemik erimesi kemik. var, yapılamaz. Şeker hastalığı kontrol altında değil ve çok yüksek. Evet. 3 aylık hemoglobin a 1 cye denilen değerler 8-10'un üzerinde. Yapılamaz. Tansiyon Yapılır. hastası. Tansiyon hastası kontrollüyse ve ilacı. Benim kontrol ilaçlı yapır. falan Yapılır. gidiyorum. Yapılır kanama yani. riski var. Yani işlem sırasında kanama artma riski Kana var. Kana alışkınız. Kalp kanası, yara kanası var. Kanamalar bizde Ona çok çok. Ona uygun sıkıntı. anestezi seçimiyle evet. bu iş mümkün. Yani evet. yapılabilir. Çok, çok teşekkür ederim. Peki son dönemde bir de yeni nesil implant tedavileri diye bir şey duyuyoruz. Anlattığınızdan farklı mı bu yeni nesil derken? Ne değişti? Bilmediğimiz. Şimdi e, hep bundan önceki programlarda da konuştuğumuz bilgisayar sistemi e, dijital teknikler. O çok implant önemli. İmplant içine girdi. Nasıl girdi? girdi? E, görüntüyü, tomografi, kişinin implantının e, kemiğinin tomografisini alıp yine bir bilgisayar programında işliyoruz. Ne yapıyoruz? Bu kemikte üstüne dişi de hayali olarak koyuyoruz. Hı hı. En doğru implant açısı neresi olmalı? Kemiğin neresine tam koyarsam en uzun ömürlü olur. Nerede kemiği yok etmeden yapabilirim? Durumu olduğu zaman evet. sağlıklı büyük kemikte de önemli değil ama kemik incelmeye başladığı zaman oraya artık kişinin, doktorun El becerisi ya da beceriksizliğiyle yapabileceği yanlışları ya da tecrübesizliğiyle yapabileceği yanlışları yok etmek için tomografi üzerinde o implantın açısını en evet. doğru şekilde planlıyoruz ve buna uygun bir rehber üretiyoruz. Kesinlikle. O rehberde hiç dikişini atmadan o rehberden o delik e, rehberi ağza implant yapacak evet. bölgeye yerleştiriyorsun. O delikten o açıda programın hazırladığı açıda implantın deliğini hazırlayıp koyuyorsun. Böylece dört dörtlük yani oluruz. Hatta payı sıfır. neredeyse sıfır. sıfır. Yok. Zaten bilgisayar ortamında evet, yapılan tabii. her sistemin... E, ...kesinlikle hata oranı sıfırdır. Çok, Zaten evet. siz kendiniz götürüp de oraya... ...aynı yere, hedefe bırakıyorsanız... Evet. E, ...çok e, başarılı. Yeni nesili bu. Ama tabii e. maliyeti arttırıyor. Süresini arttırıyor. E, tabii. Hadi gel implantını yapalım değil. Bir tomografi çekilme zorunluluğu oluyor. Ama az önce söyledim. Evet. Yani kaliteli bir şey istiyorsanız... ...biraz da para ödeyeceksiniz. Yani, Ödemeyeceksiniz de yapacak için. bir şey yok. Yani ağız sağlığı çünkü çok önemli... Her şeyin bana göre başlangıcı oradan evet, dağılıyor. Mesela içeriye. Mesela ben hastalarımı ya da gelen evet. kişileri en fazla eleştirdiğim konulardan biri bu oluyor. Şimdi geliyorlar. Evet. E, şu kadar bütçe çıkartıyorsun. Ya yani ben çok pahalı bir doktor değilim. Fena değilizdir ama çok öyle değil. Ama şöyle söyleyeyim. Eskiden az bulunuyordu. Hadi pahalıydı. Evet. E şimdi çok yerde var. Evet. Yani aslında o Şimdi bunun, tabii teknoloji e, teknolojide gelişti. Teknolojide ya, ya, çok yaygın. Rekabet ya, çok üst seviyede. Tabii, tabii. tabii. biliyorlar. Ama burada önemli olan bana göre bir daha bir daha tekrarlamak istiyorum. Kaliteli, düzgün, bir kere yapılacak bir sistemi niye hayır densene? Evet. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Evet. Sıradan bir şey yaptırdınız. Evet ben diyorum ki 30 sene kullanacaksınız bunu. Düzgün evet. bir şey olduğu zaman gerçekten iyi de bakarsan gidiyor. Ama kalitesinden ödün verdin. Doktorundan evet. ödün verdin. Hı hı. Evet. Aman onu da yaptırmayalım dedin. 2 sene sonra bir daha maliyet çıkıyor. 2 sene sonra bir daha maliyet çıkıyor. Dün bir tane hasta geldi. 3 diş eksikliği var. 2 evet. tane bir başa bir sona implant konulup köprü yapılması lazım. Evet. Bu iki implantı yan yana koymuşlar. Arkaya da diş uzatmışlar bir tane. Evet. Şimdi neden bunu, yapılır bu? Işte burada çok iyi kemik varken bunu buraya yap yapılmamış. Doğal olarak bu proteze bastığın zaman implantını ve porselenini oynatıyorsun. Evet. Şimdi iki sene geçmiş tekrar gitmiş başka doktora. Demiş ki buraya bir tane daha implant yaptırmak lazım. Ama Baştan hmm. onu yapsaydı iki implant da kurtaracakken. Evet. Üç implant. Yapmamış. On sene kullanacağı dişi de değiştirmek zorunda kaldı. Gittim i̇şte sınırtı. plansız evet. bir hareket. Plansız hareket. Her şeyine mal, mal oldu. Evet. oldu. Evet. Kötü de bir, bir sonuç laf oldu. Bir var çok doğru. Çok inanıyorum buna. Hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Bu işte de sağlıkta kesinlikle herkesin bence mottosu. Oldu. Evet. Şimdi benim normalde Kanal 7 Avrupa'da ben program yapıyorum ve aynı zamanda Beyaz Sivri'de yaptığımız programda bize çok yurt dışından hatta şu an bile size yurt dışından sorular var. Diyorlar ki biz gelsek Bora Murat Bey'e. Ne kadar zamanda bizi tutar, gönderir, işimizi bitirir? Dişle ilgili. Yani bunun bir zamanı var mı? Çok bizi tutar mı? Almanya'ya, Avusturya'ya, Hollanda'ya, İsviçre'ye, Fransa'ya ...ne kadar zamanda dönüş yaparım çok diye güzel soruyor. Bir soru. Benim çok sevenlerim var. Hı hı. O yüzden ben ısrarla diyorum ki diş hekiminde Bora Murat diyorum. Hı hı. Örnek veriyorum. Hı hı. Tabii ki yaptığınız işe göre benim tanıdığım kendime ait diş hekim abilerim de var. Ama hı hı. şu anda sizi devamlı takip ettiğim için sizi ben kendim şahsen önerebiliyorum. biliyorum hı hı. ki az ve tamamıyla sıfır hatayla gidecekler. Yurt dışından geldiklerinde ne kadar zamanda geri dönebilirler? Ee, implant porselen dişlerde bu süre 2-3 günde bile hallolabilecek bir şey ama implantın bir iyileşmesi süreci var. Yani benim müdahale edemediğim bir vücudun kemiğin evet. implanta yapışma süresi var. Evet. Yani kemik hücreleri gelip o implantın yüzeyindeki hücrelere evet. e, aralara girip sertleştiriyor. Evet. Ee, bunun için beklenmesi gereken süre ortalama olarak 1,5 ay. 1,5 ay. Genelde yurt dışı hastalarında şöyle planlıyoruz. Evet. Geliyor Evet. Aynı gün implantını yapıyoruz. Evet. Çok Hı -hı. büyük bir operasyon değilse akşam uçağıyla geri dönüyor. Çok güzel. Bir buçuk iki ay sonra isterse altı ay sonra gelemiyorsa iki sene sonra. Evet. Ama artık kemikte implant. Tekrar geliyor. Üzerine dişi yapmak için iki gün bir gün kalması yeterli evet. oluyor. Hı.